Devam edelim iş siyasetten karşılıklı sert sözler kimler arasında haberde. Serok Ahmet Türkiye'nin başına sarılmış beladır. Sayın Bahçeli, sizin psikolojik saatiniz konusunda ciddi şekilde kayıklıyım. Sizin probleminiz yalnızlık. Serok Ahmet mandacıdır. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a <laughs> aptal olma diye mektup yazdı. MHP lideriyle Davutoğlu arasındaki gerilim yeni açıklamalarla bir kez daha tırmandı. Nedeni Gelecek Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği Kürt meselesi çalıştayı. Bu çalıştaya PKK'lıların ve FETÖ'cülerin aleni katılımı bölücü bir provokasyondur. Ha bir takım örgütlerden bahsediyorsunuz Sayın Bahçeli. Bir seçim kazanmak için İmralı'dan mektup getirmeyi meşru gördünüz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın televizyonlara çıkmasını neredeyse alkışladınız. Ha bunlar terörle işbirliği değil mi? Diyarbakır'daki demokratik geleceğimizin inşası Kürt meselesi çalıştayında Davutoğlu on madde açıkladı. Yeni zihniyet, ana dilde eğitim, doğuda sosyal ekonomik kalkınma başlıkları onlardan bazıları. Bahçeli o çalıştayı teröre destek olarak yorumladı. Davutoğlu gece yarısı video yayınladı. Ne demişiz? Ana dilde eğitim demişiz. Aynı metinde görmüyor musunuz? Resmi dilimiz Türkçe diyoruz. Serok artık kartını açık oynamaktadır ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Bir ara terör başı Öcalan'a gül veren biri vardı. Şimdi size yoldaşım diyor. Hiçbir açıklama yapmadınız. Serok Ahmet geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır. Diyarbakır'a gidemediğimiz için mesela Kürtlerin hali Türkiye'sini anlayamazsınız. Sizi son olarak Trakya'da ne zaman gördük Sayın Bahçeli ya da Erzurum'da? Davutoğlu ile Bahçeli arasında Diyarbakır'daki çalıştay üzerinden tartışma yaşanırken MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu. Gerekçe görülen lüzum üzerine.